İyi akşamlar sayın seyirciler, Süper Lig'de kolay kolay unutulmayacak bir hafta, 23. haftanın içindeyiz. Bu sezon bittiğinde 23. haftayı e, ayrı bir yere koyup değerlendiriyor olabiliriz. Bakalım bu hafta e, beklenen, e, sonucu beklenen, e, merakla beklenen maçlarda e, neler yaşayacağız? İşte bir tanesi, az önce klibi de izlediniz, Beşiktaş Trabzonspor arasında yaklaşık 59 dakika sonra Başlayacak Fırat Aydınus'un düdüğüyle. Az önce bir maç bitti. Şu anda skoru yanlış yazıyor. Göztepe ile Gaziantep arasında bir bir sona erdi. Açılış maçında Sivas Spor Aytemiz Alanya'yı 1-0'la geçti ve çok kritik 3 puanın sahibi oldu. Maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Demir Grup Sivas Spor'u e, tebrik etmek lazım. Uzun süren kötüye gidişe de bir dur dediler 3 puanla. Evet şu anda yenilendi. Ve bugün... Oynanan ilk maçta HES Kablo Kayseri Spor'la İttifak Holding Konya Spor 2-2 berabere kaldılar. Az önce sona eren maçta hakikaten zevkli bir mücadeleye tanıklık ettik. Göztepe öne geçti. Üstünlüğünü koruyamadı. Son dakikalarda gelen golle Gaziantep 1 puanı İzmir'den alıp evine götürmeyi başardı. Saat 20'de Fırat Aydınus'un ilk düdüğüyle Beşiktaş Trabzonspor maçına tanıklık etmeye başlayacağız. Ve şimdi biz de o maçı konuşacağız. BTC Türkiye'nin Malatyaspor Fraport-Tav-Antalya maçı yarının ilk maçı olacak. Saat 16'da Ankara derbisi var. Gençler Birliği Ankara gücünü ağırlıyor. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi de günün son maçı olacak. Haftanın sonucu merakla beklenen ve zirveyi yakından ilgilendiren bir başka mücadelesi. Pazartesi günü saat 20'de oynanacak. İki maçla 23. haftayı tamamlayacağız. Yani hakikaten daha yarılamadık bu haftayı ama ee, bu sezonun en 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 kritik haftalarından birisi olacak. Sonuçları bakalım nasıl hem sportif anlamda hem de kulüplerde seçilmiş atanmışların hatta belki bazı futbolcuların kariyerleri açısından da ilginç bir hafta olacak. Hemen belli olan 11'leri ekranlarınıza yansıtalım. Beşiktaş ve Trabzonspor'un sahaya çıkacak 11'leri de belli oldu. Küçük de olsa sürprizler var. <laughs> İlk olarak ev sahibi Beşiktaş'ın 11'i geliyor. Kalede Karyus olacak. Evet, ekranlara yansıyor. Bugün Sergen Hoca'nın sahaya süreceği 11. <laughs> Gökhan Vida Ruiz Caner, Atiba Elneni, Diaby, Diaby mi? Ee, arkadaşlar yanlış olmuş. Diaby yok. Ben, ben de öyle biliyorum. Yanlış aldım. Lens <laughs> diye görüyorum ben. Lens, evet. Lens. <laughs> evet, diye bir yok. Yerine Lens oynuyor. Lens. Boateng, Enkudu, Burak 11'iyle ile yer alacak Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı. Hemen Hüseyin Cimşir'in Trabzonspor'una geçelim. Düzeltmeyi de yaptı arkadaşlarımız. Uğurcan Kale'de. Önünde Pereira, da Costa Campinovac. Sosa'ya eşlik eden bugün 11'de Doğan Erdoğan olacak. Cilerme Endiaye Staric üçlüsü dikkat çekici bir üçlü. Vakayeme biliyorsunuz sakatlığı nedeniyle kadroda yok ve ileride de ligin gol krallığında iddialı ismi Charlotte var. Hemen 11'ler eşliğinde bu dev maçı konuşmaya başlayalım. Zeki Uzundurukan çok kritik bir maç. <laughs> evet. Şaşkın mı? Şaşkın mısın heyecanlı mısın? Ya yani tabii ki heyecanlıyız. Yarınki maç için ayrı heyecan, bugün ayrı heyecan. Yani tam bir heyecan fırtınası esiyor. Bugün sosyal medyada özellikle üst düzey Galatasaraylılar ya da duayen Galatasaraylılar, akil adamlar bir baktığımda genel yorum şu, Beşiktaş kazansın. Yani Trabzonspor o kadar şampiyonlukta favori gösterilmeye başladı ki artık İstanbul'a bir maça eksik şu anda e, ikinci sırada görünse de aslında iki maça eksik. Maçı da oynamadı. E, kazanmak için geldi Trabzonspor. Hafta içinde e, tamamen oyun düzeyini e, Hüseyin Hoca'nın kazanma üzerineydi. Aslında bir puan da Trabzonspor için e, bir kazançtır ama dediğimiz gibi yani Starich hamlesi bile e, Hüseyin Hoca'nın maçı ne kadar çok kazanmak istediğini gösteriyor ki Starich belki de ee, sezonu kurtarabilecek, kendisi adına sezonu kurtarabilecek bir maçı oynama fırsatı elde etti. Bu maçta gol ya da asistleriyle birlikte aldığı paranın hakkını e, vermiş olacak bir anlamda. Çünkü çok sakatlık yaşadı. E, ağır eşiği çok e, fazla. Oyuncunun e, en ufak bir şeyde. çünkü hafta içi de aslında ayak parmağında bir problem vardı. Birkaç da çıkamadı. Ekuban oynayacak gibi duruyordu. Ekuban çok hırslıydı ama Starich'i e, hoca kullanıyor burada. Çünkü Starich asis yapma e, özelliği olarak Ekuban'dan daha iyi. Baktığında daha yetenekli bir oyuncu. Uzaktan şutlar da e, atabiliyor. Öyle baktığında ben Starich'in maçının olabileceğini düşünüyorum. Eğer bir sakatlık yaşaması oyun içinde. Çünkü dışarıda bardaktan boşanırcasına bir yağmur başladı şu anda. Şiddetli bir yağmur var İstanbul'da. Ki burası da Dolmabahçe'ye yakın. O yüzden yağmurda. Sıkladığın ışıkları <laughs> benim odamdan gözüküyor. Yani e, elbette. E, baktığında iki takımın oyuncularını da etkileyecektir. Yağışlar e, Ben Trabzonspor'un e, Ovin Mikel'in yokluğunda Doğan Erdoğan hamlesinin de doğru olduğunu düşünüyorum. Savunmanın önünde iyi bir dalga kıran <laughs> e, savunma yönü çok fazla olan bir oyuncu. Hücuma hemen hemen hiç çıkmayan bir oyuncu. Orada Sosa zaten, Sosa ve Endia'ya çok fazla hücuma katkı veren oyuncular. Yani savunma kırıp Kurgusu da Dakos'ta geldikten sonra az hata yapan bir Trabzonspor var. Ben maçta Trabzonspor'u favori olarak görüyorum. Ki bu maçı kazanırsa Trabzonspor, Malatya maçını da düşünürsek, bir anda rakibini de şampiyonluk yarışının dışına itecek ve kazanması halinde o şampiyonluk kelimesinin şeysi ufukta görünmüş olacak. Puan cetvelini bindirelim ekran arkadaşlar da durumu daha net Beşiktaş görelim. Beşiktaş kazanırsa… Beşiktaş'a bir beraberlik yaramaz. Kazanırsa da tekrar şampiyonluk umutlarını tazelemiş olacak. Evet Rıza Hocam, sizle devam edelim. Nefesler tutuldu. Puan Cefri liderliği var. <laughs> İki maç eksiğiyle bir puan arkasında Trabzonspor var. Beşiktaş'ta şampiyonluğa aday ilk yedi dediğimiz takımların yedincisi. Ve bugün kazanırsa puanını 39'a yükseltecek. Ama kaybedip 36'da kalırsa e, artık... Kalan haftalara, kalan 11 haftaya daha değişik bakma durumu var camianın. Ha, Sergen Yalçın zaten yeni. Ee, Sergen Yalçınlık ve yeni yönetimlik ee, bir tabiri caizse bir sıkıntı yok ee, bu maçın sonucuna göre. Ee, ama sportif anlamda sezonun kaderi kader maçına çıkıyor diyebiliriz. Evet. Ya Beşiktaş tabii ki e, şunu söylemeliyim. Şu kadro e, Lens diye bir e, rotasyonu doğru bir hamle Sergen Hoca'nın yaptı. Tabii özellikle Lens de aynı şekilde Enkudu, Burak hep böyle açık alan oyuncusu. Direkt kontra atak yapacak veya Trabzonspor topu kaybettiğinde atak sonlandıramadığında o hızlı öne doğru e, yani geçiş oyunu en doğru bir şekilde yapmak isteyecek. Yani Boateng de bu profilde oyuncu. Yani onun için ee, özellikle orta sahada hem e, Atiba hem de Elnen'i, yani Beşiktaş'ın özellikle oradaki dirençini arttırıp kazandıkları topla çıkacaklar. Set hücumu da tabii Gökhan ama genelde Canerle soldan oynayacaklar mutlaka. Yani klasik e, kendi sağ seyrisi önünde daha hızlı oynayacak, daha enerji katacak ve de Trabzonspor'un bana göre oynayacağı en zor deplasmanlardan birinin olduğunu düşünüyorum. Hele geçen hafta Başakşehir mağlubiyetinden sonra Beşiktaş için olmazsa olmaz. Muazzam maç. bir yağmur yani, var hocam. Tabii bir maçtan daha fazlasını eğer kaybederse kaybedecek. Yani kalan 11 haftayı da kaybetmiş olacak. Trabzonspor e, cephesinden de şunu söyleyeyim. Yani şu kadroda 4 tane orta sağ ucum arasında 4 tane oyuncu oynuyor. Yani biz e, yani çoğu belki kadroları verirken 4-2-3-1 gibi verebilir. Ama ben oyunun merkezinde Hüseyin Hoca'nın e, tercih edilen bir oyun dizilişi de olabilir diyorum. Yani 6 numara gibi Doğan Erdoğan, 8 numara sol sağ iki tane sağ ve sol iç gibi önlerinde giler mi? 4-3-1-2 gibi Serkan Baklava düzeni. İleride iki tane santrafor var. Hem Storich hem Sörlot. Yani böyle bir oyun olabilir. Ha bunun dağılımı çizgilere de olursa, eğer Sörlot çizgide, net çizgi oyuncusu mu, değil, ikinci pardon Storich çizgide. Yani ikinci santrafor gibi girer. Öbür türlü Guilherme önemli bir oyuncu, topu tutar. O da çizgi oyuncusunun etliğiyle evet becerili ama e, yani arkalarında NDI destekli iki tane altı numara Sosa ve Murat Erdoğan, e, Doğan Erdoğan'la da oynayabilir. Onun için eğer böyle bir kadro varsa, o Mikel yerine Doğan e, tercih edilmişse, ileride de Bakame yerine şimdi farklı bir profilde bir oyuncu, Storich oynuyor. Yani hem Obi Mikel'den farklı bir Doğan oynuyor orta sahada farklı bir özelliği var. Aynı şekilde de çizgilerde oynayan Vakayemen yerine farklı oyuncu profilinde bir oyuncu var. Storic. Yani bu anlamda biz 4-3-1-2 gibi oynayan bir görüntü de çıkabilir Trabzonspor. Maç başlayınca göreceğiz. Tabii Trabzonspor için şunu söyleyeyim. Ligin bana göre en formda takımı, rakip